Topkapı Sarayı'nın en merak edilen, en gizemli ve girilmesi en zor olan bölümü haremdir. Burası padişahın özel evidir. Cariyeleri, gözdeleri, sultanları ve annesi burada yaşardı. Gördüğünüz gibi güzel bir kapısı var. Bu kapıdan içeriye giriliyor. Çeşitli bölmeler var. Tabi hepsini gezemiyorsunuz. Belirli bir rotayı takip ediyorsunuz. Topkapı Sarayı'nı gezerken bu bölümü gezebilmek için ayrıca bir ücretlendirme yapılıyor. Harem ağaları taşlığını görüyoruz. Harem ağaları bu bölümü kullanırlardı. Bunun üstünde bulunan koğuşlarda kalırlardı. Çeşitli dinlenme yerleri burada mevcut. Gördüğünüz gibi çok güzel bir ayna var. Evet, görmüş olduğunuz mermer yükseltilerde özellikle cariyelerin yemeklerini yedikleri yerler. Yani televizyon dizilerinde anlatıldığı gibi öyle aşırı bir lüks yoktu. Yemeklerini ayakta bu mermerlerin üzerinde yiyorlardı. Gayet kasvetli bir ortam. Zaten harem hastalıklarıyla da meşhurdur. Çünkü insanlar burada hem ısıtılması zordu, ısınamazdı, nem çok fazlaydı ve çok fazla verem hastalığı, tüberküloz vardı. Cariyeler taşlığını görüyorsunuz. Üst kısımlarda kalıyorlardı. Böyle herkesin ayrı bir odası falan cariyelerin yoktu. Toplu olarak kalınırdı. Çok güzel işlemeler var. Güzel doğa resimleri yapılmış. Tabi insan resmi yok. Bazı odalar kapalı. Taşlıktan sonra da genel görüntüyü görüyoruz. Adalet Kulesi'nin ucu görünüyor buradan. Çünkü buraya da bağlantılı. Bu taşlık üstü açık olan yerlerden birisi. Buradan da asıl önemli olan Valide Sultan Dairesi'ne geçiyoruz. Dairenin girişinde bulunan ocak kısmı ısıtmada kullanılıyordu bu tip ocaklar. Herhangi merkezi ısıtma yoktu ve Valide Sultan Dairesi işte televizyonda gösterilen Valide Sultan'ın bulunduğu yer burası. Kendisine ait bir çeşmesi vardı. Gördüğünüz gibi duvarlar tamamen işlenmiş vaziyette. Harika bir kubbesi var. Doğa resimleriyle bezenmiş. Çünkü genelde dışarıya insanlar buradan çıkmazdı. Evet, sedirlerde oturuyorlardı ve burada yemeklerini yiyorlar. Görüşmelerini burada yapıyorlardı. Bazı entrikalar da tabii burada dönüyordu. Valide Sultan'ın hamamını görüyoruz. Küçük bir hamam. Tek kurnalı bir yer. Yine hünkâr hamamını görüyoruz. Aynı şekilde sadece ayrı bir kapısı var. Ve hünkârın insan ihtiyaçlarını giderdiği yeri görüyoruz. Buradan gözdeler koğuşunun önünde bulunan avluya çıkıyoruz. Cariyelikten gözdeliğe geçebilen, yani padişah tarafından beğenilen cariyeler gözde oluyordu. Ve buradaki küçük dairelerde kalıyorlardı. Tek kişilik yerleri olabiliyordu. Bu koğuşta gezebiliyorlardı. Koğuşun önündeki avluda geziyorlardı ve dışarıda bulunan bir taşlık var. O taşlıkta dolaşabiliyorlardı. Evet, burası da Mabeyn Taşlığı ve avlusu. Harem ağalarının genelde bulunduğu ve kullandığı bir alan. Evet, ve altın yol. Özellikle batıda çok fazla anlatılan altın yol. İşte burası böyle çok lüks bir yer değil. Buranın önemi bu yolu geçip de padişaha ulaşan ve padişaha bir erkek evlat verebilen cariye veya gözdeler önü tamamen açılırdı. Bu yüzden buraya altın yol adı verilmiştir. Üst kısımlarında da kalfaların ve harem ağalarının kaldığı çeşitli koğuşlar var. Yine kenarda mermerden yapılmış oturma yerleri, dinlenme yerleri var. Yine kasvetli ve soğuk bir ortam. Harem gezimizi de burada bitiriyoruz.